yani 2024'ün Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı içerisinde girilmesi planlanıyor. Şu anda bir uygulanan bireysel emeklilik sistemi 2017'den beri hayatımızda orada bürüt ücretini işçiden %3 oranında kesiyor, emekli maaşları asgari ücret kadar iyileştirmeler içeren kanun için geri sayım başladı. 5 işçi ve üzeri olan işyerlerinde mecburen bireysel emekli sistemine geçiş zorunluluğu var, işçi bürüt ücretinin %3'ü kesinti yapılıyor. 2 ay içerisinde sistemde kalmak zorunda işçi. Devamında 45 yaş üstü ve emekli zorunlu olarak kabul edilmiyor. Eğer isterse ayrılabiliyor. Uyulmazsa da buradaki kurala idari para cezası mevcut. İşçiden kesilen de prim ve vergi konusunda da devlet bu konuda teşvik veriyor. Bireysel emeklilik sisteminde 10 yıl sistemde kalıp 56 yaşına gelince emekliliğimiz vardı. Testte işçi, işveren ve devlet üçlüsü üzerinden değerlendirilecek. Burada bireysel emeklilik sistemindeki gibi işçi ve devlet ikilisinin araya işveren alacak. Buradan da bir yüzdelik oran kesilecek. Buradaki fonlara yatırım yapılacak. Emekli maaşları asgari ücret kadar iyileştirmeler içeren kanun için geri sayım başladı. Kıdem tazminatında bu sistemin içerisine alacaklar.